ülkemize gelen yabancılar. Bir, kaçaklar var. Afganistan'dan geliyorlar. İran sınırını, koskoca İran coğrafyasını açıyorlar. Oradan Türkiye'ye geçiş yapıyorlar. Van'dan otobüslere binip büyük kentlere geliyorlar. Herkesin gözü önünde oluyor aslında bunlar. Birileri bunu kontrol edemiyor. Veya insan kaçakçılığı yapanlar bu işi beceriyorlar bir şekilde. Yani dönemin siyasilerine veya siyasilerin destek verdiği insanlara bol miktarda rüşvet vererek o insanları Türkiye'ye taşıyorlar ve getiriyorlar. Bunlar hepimizin bildiği gerçekler. Bir kaçaklar var, bir sığınmacılar var. Gerçekten savaştan kaçıp Türkiye'ye gelip sığınanlar var. Bunlar genelde kadınlar ve çocuklar olur, ağırlığı bunlar taşır. Ama bunun yanında gençler de var çok sayıda. O da bir başka sorunumuz, sığınmacılar var. De göçmenler var, yani Türkiye'nin izin verdiği farklı coğrafyalardan gelip Türkiye'ye gelip yerleşen göçmenlerimiz var. Dolayısıyla politikanın bu üç ana eksen etrafında oluşturulması lazım. Kısaca ben bunları ifade etmek isterim. Sizlerin soruları önemli. Şunu bilmenizde benim açımdan yarar var. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz en geç 2 yıl içinde bütün Suriyeli kardeşlerimizi kendi bölgelerine, kendi özgür iradeleriyle göndereceğimizi söyledik. Bu konuda düşüncelerimizi de ifade ettik. Bu işin, açık konuşmak lazımsa, bu işin iki sorumlusu var, iki temel sorumlusu var. Geçen gün de açıkladım. Birincisi, ülkeyi yöneten, Türkiye'de yönetenler, asıl sorumlu olanlar bunlardır. Orta Doğu bataklığına maalesef Türkiye'yi soktular ve Türkiye bugün çok ciddi bir sığınmacı sorunuyla karşı karşıya. İkinci sorumlusu ise Batı ülkeleridir, emperyal ülkelerdir. Ben Avrupa Birliği'ne gittiğimde bana Türkiye'den gelen sığınmacıları, işte Akdeniz'den, Ege Denizi'nden geliyor diye şikayet ettiklerinde onlara şunu söyledim. Siz yerlerinizde oturuyordunuz, koltuklarınızda oturuyordunuz. Orada insanlar birbirlerini öldürüyorlardı. Çocuklar ölüyordu, kadınlar ölüyordu, masum insanlar ölüyordu. Ama siz rahatınızı bozmadınız. Oturdunuz yerinize. Ne zaman sığınmacılar geldi size, vay efendim ne oluyor demeye başladınız. Daha önce bunu söyleyecektiniz. Sorun ne? Sorun şurada. Biz geri kabul anlaşmasını imzaladık ve Türkiye'yi bir sığınmacı hapishanesine döndürdük. Buradan bir sığınmacı Yunanistan'a gittiği zaman veya Almanya'ya gittiği zaman yakalandığında doğru Türkiye'ye teslim ediliyor. Çünkü geri kabul anlaşmasına göre biz onları teslim almak zorundayız. Ne yapıyoruz? Alıyoruz onları ve çalıştırıyoruz. Nasıl çalıştırıyoruz? Gaziantep'te bir iş sanayi bölgesini gezerken bir iş insanıyla konuştum. Dedi ki Gaziantep'lerden çok, Suriyelilerden çok memnunuz dedi. 8 saat değil 18 saat çalışıyorlar. Sigorta yok. Vergi yok. İş kazası, meslek hastalığı bu sorunların hiçbirisi yok. Vallahi robot bile daha pahalı Suriyeli kardeşlerimizden çok memnunuz. Çalışıyorlar bunlar. Emek sömürüsü açıkça. Eğer siz insana saygı duyuyorsanız, insanın kimliğine, inancına, yaşam tarzına saygı duyuyorsanız, onun insanca yaşaması gereken koşulları yaratmak zorundasınız. Çünkü siz anayasaya göre sosyal hukuk devletisiniz. Sosyal devleti yok ediyorsunuz. Ve bu maalesef ülkenin bakanı tarafından bile itiraf edilebiliyor. Onlar kaçak çalışıyor diye. Sigortasız çalışıyor diye. Bu Türkiye'nin itibarına dış politikada vurulan ciddi bir darbedir. Maalesef bu seslendirildi. Bir başka sanayiciye gittiğimde de Suriyeliler bizim için çok ciddi sorun. Çünkü bizde sendika var, toplu sözleşme var. Herkes sigortalı, herkesin vergisini ödüyoruz. Öyle olunca da biz rekabet edemiyoruz ve rekabet sorunumuz var. Türkiye'nin bu sorunu çözmesi lazım. Çözmesinin yolu, dediğim gibi, sorular gelirse biraz daha ayrıntıya girerim. Ben uzun konuşmaktansa sizlerin soruları benim için son derece değerli.